Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yoğun istek üzerine Barbie'ler için gardırop yapımı göstereceğim. Sizden o kadar çok istek alıyorum ki gardırop yapalım, dolap yapalım diye. İşte bugün bu isteğinizi gerçekleştireceğim. Bunun için öncelikle bir boş kutu kullanmamız lazım. Oyuncak kutusu olur, ayakkabı kutusu olur. Evde nasıl kutu varsa hepsini kullanabilirsiniz. Bu kapağını keseceğim ve bu yüzünü de ayıracağım kutudan. Bunun için bir makas kullanmam lazım. Evet arkadaşlar, ben kutuyu kestim. Bakın ön kısmı çıktı ve burada kapağı kapatmamıza yarayan tarafını da aldım. Birazdan onu kullanacağım ve böylelikle üç tarafı kapalı bir kutum oldu. Tabii ki zemini de var. Bu da dolabımızın zeminini oluşturacak. Şimdi kapatma yeri olan bu bölümü üstü olarak kullanacağım. Bu bir taç olacak. Bakın şurası da çıkıntılı olacak. Yine aynı kutunun içerisinden bir karton parçasını da yan tarafa raflık olarak kullanacağım. İçinden çıkardığım bir başka kartonu da raf yapacağım. Buraya da bir askı takacağız. Öncelikle elimizdeki bu malzemeyi evinizde ne varsa herhangi bir renkli kağıt olur, A4 kağıt olur, kaplama kağıdı olur, nasıl isterseniz hepsinden olabilir. Ben arkası yapışkanlı bir kağıt kullanacağım. Bütün her yerini bununla kaplayacağım öncelikle. Evet arkadaşlar, şimdi raf içinde yine aynı kaplama işlemini yaptım. Ayrıca taç bölümü olarak kullanacağım üst kısmını da aynı kağıtla kaplayacağım.
taç kısmını hazırladık. Raf için oluşturacağımız alan ve rafımız. Şimdi arkadaşlar, raf ve dolabımızın yan yüzüne askı için bir boru hazırlamamız lazım. Bunun yapımını da hemen size anlatmak istiyorum. Marketten aldığım bir ahşap çubuk kullanıyorum. Buna benzer herhangi bir şey varsa evde onu da kullanabilirsiniz. Ben bunun üzerine metal renkli bir bantla kapladım. Ve aynı evimizde kullandığımız dolapların içinde bulunan askılar gibi oldu. Bunu bu biçimde açtığım deliklere yerleştireceğim. Fazlasını da keseceğim. Bu ayarlamaları oluşturduğumuz rafa göre yapmalıyız. Bakın rafı böyle koyup ona göre ölçülendirmeliyim. Ve o biçimde de yapıştırılmalı. Şuradaki fazlalığı da kesiyorum. Dışarıdan belli bir miktar fazlalık bırakacağım. Oraya çantalarını asabilir. Böylelikle hem fonksiyonel de bir dolap olur. Şimdi tam ölçülerini hazırladığım yere yapıştırıcı süreceğim. İstediğiniz bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben soğuk silikon kullanıyorum şu an. Siz evde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Bir süre burada tutmam lazım, iyice yapışsın. Bu yapıştıktan sonra da rafı yerleştireceğim. Şimdi rafımızı da yapıştıralım. İkisi aynı anda sabitlenirler biz beklerken. Rafın üç bir yanına yapıştırıcımdan sürüyorum. Onu da ortalayarak yerleştireceğim. Daha iyi yapışması için dolabımı ters çeviriyorum ve biraz bastırıyorum. Raflarımızı da yerleştirdikten sonra gardırobumuzun taç kısmını da yapıştıracağız ve bir süre bekleyeceğiz. Ben iki raf hazırladım. Siz dilerseniz üç raf da yapabilirsiniz. Ya da daha önce hazırladığımız hediye kutuları vardı. Onların kapağını yapmadan ama bu ölçüde hazırlayarak çekmecelerde yerleştirebilirsiniz buralara. Şimdi taç kısmını yapıştıralım. Bu biçimde yapıştıracağız. Yapıştırıcımdan sürüyorum. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte güzel bir gardırop hazırladık. Bunu isterseniz Barbie'lerinizde kullanırsınız, isterseniz Ever After High'larda dilediğiniz bebek kıyafetleri için kullanılabilir. Nasıl yaptık? Evimizde bulunan herhangi bir kutunun üst tarafını kestik. Daha sonra onu kapladık güzel istediğiniz bir kağıtla. Raflar ekledik ve bir ince ahşap sopa kullandım. Dilediğiniz bir şey uzunlukta. Hatta kalem bile yapabilirsiniz eğer uygun delikler açarsanız. Bu konuda eminim aileniz size yardımcı olacaktır. Ben onu metal bantla sardım ve metal görüntü vermek istedim. Yan tarafına biraz çıkıntısını bıraktım çünkü oraya çantalarını asabilir diye düşündüm. Raflarımız var. Buralara çantalarımızı, kazaklarımızı yerleştirebiliriz. Belki en altına ayakkabılarımızı koyabiliriz. Bu gardırobu dilediğimiz gibi kullanırız. Ben şimdi eşyalarımı yerleştireceğim ve nasıl kullanılacağını da size göstereceğim. Ama daha önce hazırladığım bir başka küçük gardırobu da size göstermek istiyorum. Yerleşim yapmadan evvel. Bunu Chelsea için hazırladım. Daha küçükçe bir gardırop. Pembe karton kullandım.
koyu pembe, açık pembe kullandım. Arkasını mavi kapladım. Yine bir metal çubuk hazırladım ve Chelsea için küçük askılar yaptım, metal renkli. Askı yapımını daha önceki videolarımızdan bulabilirsiniz. Chelsea'nin dolabında raf kullanmadım. Onun yerine bir çekmece hazırladım. Çekmece yapımını da yine daha önceki videolarda kutu yapımından örnek alarak yapabilirsiniz. Sadece kapağını yapmayacaksınız. Ve iki küçük metal düğme yapıştırdım. Boncuk da olur, ne isterseniz olabilir. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Yan taraflarında çıkıntılarını bıraktım. Çünkü buralara Chelsea çantasını asar, montunu asar diye düşündüm. Böylelikle iki tane gardırobum olmuş oldu. Umarım siz de evde denersiniz. Sizin gardıroplarınız da eminim çok güzel olacaktır. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.